efendim. Herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Bir haftanın daha sonuna geldik. Efendim, konuğumu tanıtmadan önce size bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı iletmek istiyorum. Canlı yayın sırasında arzu ederseniz 0212 alan koduyla 454-55-06 ve 454-55-07 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Efendim, konuğum Profesör Doktor Yüksel Yılmaz. Çocuklarda sık görülen nörolojik problemleri konuşacağız. Kendisiyle ihtisas yaptığımız hastaneden tanışıyoruz. Sağ olsun o akademik çalışmalarına devam etti ve profesör oldu. Şu anda yeni emekli oldu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden klinik şefi olarak, nöroloji klinik şefi olarak çalışıyordu. Çocuk nöroloji klinik şefi. Kendisini telefonla aradığım zaman efendim sizi yayınımızda görmek isteriz, programımızda görmek isteriz. Gerçekten bilgilerinizi insanlara aktarmak isteriz dediğim zaman dediler ki bize, efendim biz bir basın mensubuna dahi röportaj vermiyoruz, televizyonlara çıkmıyoruz. Öyle bir durumumuz söz konusu değil. Biz de biraz çekindik, endişe ettik. Acaba yani olabilir, gelmek istemeyebilirdi ama dediler ki siz madem ki bu şekilde teklif ettiniz, sizi hiç kıramam, sizi çok seviyorum ve mutlaka teklifinizi kabul ediyorum, mutlaka geleceğim dediler. Şimdi kendisini tanıtayım o zaman ben size. Yüksel Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Önce çok teşekkür ederim bu davet için. Gerçekten bir asistanımızın hayatta bu kadar güzel yere gelmiş olduğunu görmek. Üstelik örselenmeden, budanmadan, tam tersine böyle yeni filizler açarak ama aynı iştenliğini koruyarak bu hale geldiğini görmek sayın meslektaşım, sevgili Şükrü, benim için çok güzel bir şey. Bir de çocuk nörolojisi çok önemli bir alan. Bu alana yer vermeniz güzel bir şey. Bunun için de teşekkür ediyorum. İnşallah bugünden itibaren belli dönemlerde mutlaka hem sizi de göreceğiz hem de çocuk nörolojisiyle alakalı konular konuşacağız. Dün hatta doçent doktor Binyamin Birkan'la beraberdik. Kendisiyle otizmi konuştuk. Hem nöroloji hem de psikiyatri ilgilendiren ortak bir bölümdü. Bugün de hatta kısmen de bahsedebiliriz, yine üzerinden geçebiliriz. Tabii. Ama isterseniz şöyle yapalım efendim. Çocuk nörolojisi gerçekten çok bilinmeyen, hani yanlış anlaşılmaz herhalde. Hani biz çocuk doktorları bile nereye kadar, bazen ne zaman nörolojiye göndereceğiz diye düşündüğümüz bir bölüm. Hani nelerle uğraşıyor? Çocuk nörolojisi nedir? Çocuk nörolojisi Türkiye'deki durumu nedir? Önemi nedir? Bunlardan bize kısaca bahseder misiniz? Bir genel bilgi verelim izleyicilerimize. Tabii. Şimdi çocuk nörolojisi, isim tamlaması bir. Nöroloji, sinir sisteminin sağlığını ve hastalıklarını ilgilendiren disiplin. Çocuk büyüyen gelişen insan yavrusu. Yani büyüyen gelişen insan yavrusunun sinir sisteminin, beyninin ve sinir sisteminin diğer bölümlerinin sağlığını, hastalıklarını, tedavisini ilgilendiren bir bilim dalına çocuk nörolojisi diyoruz. Çok eski değil. Türkiye'de şu anda 84 yanılmıyorsam diplomalı çocuk nörolojisi uzmanı var. Çok az sayıda gerçekten. Ülke nüfusumuza göre henüz az. Yani yetiştirmek için elimizden gelen emeği veriyoruz yeni yeni arkadaşlarımızı verdik de. Yapılacak çok işler var. Neyle uğraşıyor çocuk nörolojisi? Çocuğun beyni ergenliğin sonuna kadar gelişimi sürdürüyor. En geç olgunlaşan sistem. Normal şartlarda efendim çocuklar 0-2 yaş, 0-3 yaş beyninin gelişimi hemen hemen bir şey tamamlar ama devam eder süreç. Kesinlikle. 0-3 yaş en hızlı gelişen dönem. 3 yaşından sonra gelişim devam ediyor. Özellikle ergenlikte de. Çünkü orada çok dinamik bir dönem. Hani seks hormonları devreye giriyor, yeniden miyelinizasyon devam ediyor. Ergenliğin sonuna kadar beyin gelişimi sürüyor. Aslında beyin gelişimi bitmiyor. Beyin gelişimi ömür boyu sürüyor. Beyin yani bir organdan öte böyle bir süreç gibi değerlendirmek lazım ama ilk 3 yaş anatomik olarak ve işlevsel olarak da olgunlaşmanın en yoğun olduğu dönem. Şimdi bizim alanımız o zaman ne ilgilendiriyor? Bu büyüyen gelişen çocuk organizmasında henüz olgunlaşmamış, hastalıklara maruziyete çok açık, daha doğrusu herhangi bir etken olursa bunun sonuçları çok ağır olabilecek sinir sisteminizin hastalıklarını. Neler bunlar en sık görülenler? Epilepsi. 100 kişiden birinde görülüyor epilepsi tüm yaş gruplarında. İlk 10 yaş epilepsinin en sık görüldüğü yaş grubu. Sonra serebral palsi. Hani CP diyorlar. CP deniyor. Beyin felci deniyor. Beyin felci. Aslında tam Türkçesi beyin felci ama serebral palsi oturdu. Yani beynin hareketle ilgili
kısımlarının hasar görmesine bağlı kalıcı bir bozukluk. Doğumda, doğum öncesi, doğum sonrası dönemlerinde. Onun dışında otizm, gelişme geriliği, zihinsel gerilik, hareket bozuklukları, kas hastalıkları, acil nörolojik problemler, beyin iltihabı, menenjit, ansafalit, koma, nöbet, ateşli havariler, bunların hepsi ateşli ya da ateşsiz olsun acile başvuran acil nörolojik problemler. Yani bu kadar geniş bir grup. Evet. Ve böyle bir nüfus. Peki efendim, normal şartlarda bebeklerin doğumdan itibaren sinir sistemleri belli, yavaş yavaş dediğimiz gibi ergenliğe kadar da gelişiyor ama bu gelişim basamakları ile ilgili duraklamalı olursa, mesela çocuk 2-3 aylık olmuş hala başını tutamıyorsa gibi, çok bizim çocuk hekimlerinin genel olarak değerlendirmiş olduğu bazı kriterler var ama siz bu konuda herhalde bunları çok daha hassas bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Mesela yeni doğandan itibaren kabaca hani nelere dikkat ediyorsunuz, değerlendirmeleriniz nasıl oluyor? Şimdi bu soru çok temel bir soru. Bir çocukta eğer nörolojik olarak normalden farklı bir şey varsa erken dönemde tespit etmemiz çok önemli. Normalden farklı bir şey derken normal gelişimi göstermemesi, bir onu konuşalım. İkincisi de normal olmayacağı yönde bir risk faktörü varsa. Burada ailelerin, anne babanın bilinçli olması, iyi gözlemlemesi ve çocuk hekiminin olaya fark edip yönlendirmesi çok önemli. Eğer ayına göre gelişim göstermiyorsa, söz gelimi, yeni doğan bir bebek, ilk bir ay bitti, bir buçuk ay bitti, göz kontağı yok, kendi dünyasında çevreyle ilişkisi yok. Ya da 2-3 aylık oldu, başını tutmuyor. Ya da gevşek, ya da sıçrıyor bu bebek. Ya da 6 ay bitti, halen dönme yok, oturmaya geçme yok. 1 yaş bitti, halen yürümüyor. Gerçi 1,5 yaşına kadar yürümeyi uzatabiliyoruz ama en azından bir ayağa kalkma çabası, taytay yok. Yani yaşına göre her evrede yapması gereken kilometre taşı basamaklar var. Eğer bunları yapmıyorsa bebek, o zaman gelişmesi geri altında ne var ona bakmamız lazım. Eskiye göre ülkemiz daha farklı. Hani eskiden hatırlarsınız, sizin asistanlığınızda da hani çok daha serebral palsi 5 yaşına kadar kesinlikle hiç doktor çok görmemiş, çok dramatik kesinlikle vakalar olurdu. Öyle değil. Aileler daha bilinçli, çocuk hekimleri bu konuda daha bilinçli. Hani kongrelerde konuşuyoruz, yayınlar çok daha fazla. Ama yine de atlanan vakalar olmasın diye bu konuşmayı yapıyoruz. Gelişim geriyse ya da bebek sıçrıyorsa, nöbeti varsa, hani aman nöbettir, çocuktur, geçer zaten, bunun emmisi de zamanında köyde havale geçirip durmuştu diye bakmamak lazım. Böyle öyküler çok geçmişte. Bir de risk faktörü olan bebekler. Şimdi bu risk çok önemli. Risk faktörlerinin çünkü önlenmesi bebeğin geleceği açısından büyük, bebeğe hayat standartlarını çok büyük kalitede değiştirecektir diye. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi risk ne demek o zaman? Hani riskli bebek ne demek? Şimdi bir çocuğun anne karnında, doğum sonrası erken dönem ya da erken süt çocukluğu döneminde eğer sinir sisteminin gelişimine ya da dokusuna, yapısına etki edebilecek, bozabilecek herhangi bir faktör varsa bu bebek risklidir. Ne bu faktörler? Anne karnında herhangi bir olaya maruz kalma. Nasıl bir olay? X ışınına maruziyet, annenin ciddi bebeği etkileyebilecek ilaç kullanımı, annenin kronik bir hastalığının olması, çoğul gebelikler, pek çok bu örnekler, erken doğum. Biliyorsunuz Türk tabii bebekler, 200-300 bebekler ne kadar çoğaldı artık. Hani doğanın aksine şeyler yapıyoruz ama önlemimizi de almamız lazım bu arada. Hani aklımızı kullanırken aklımızı her yönde kullanmalıyız diye düşünüyorum. Erken doğumlar çok önemli. Kilosu düşük doğan bebekler, küvezde kalan bebekler, asfiksik, yani oksijensiz kalmış bebekler. Doğum travması. Tabii oksijen tedavisi küvezde almış bebekler. Mesela bundan 20 yıl önce ne kadar uğraşırdık. Erken doğmuş, küvezde kalmış, oksijen tedavisi almış bebeklerin hemen ROP, prematüre retinopatisi için gözler, erken tabii dönemde göze gönderilsin. İşitme testi için ABR'ye, buna çok emek vermiş meslektaşlarımız var, gönderirsin. Bu artık oturdu. Artık aileler de biliyor. Erken doğdu, gözüne kulağına baktırılmalı diye. Ama nörolojik durumun takip de çok önemli. Yine doğumdan sonra
kan şekeri düşüklüğü. Hani çok ciddi bir durum. Çok ciddi bir şey. Beynim çok kalıcı, çok geri dönülmez hasarlar verebilen bir şey. İşte eve götürdük artık, emmedi. Bir gün geçti, hala emmedi, götürdük. Kan şekeri 10. Yani yeni doğan sarılığı. Çok şükür onu çok fazla görmüyoruz, yeni doğan sarılığını eskiye efendim, göre. Kan şekeriyle alakalı mümkünse çok kısacık bir şeyler daha söylemek mümkün olabilir mi acaba? Yani anneler, anne sütü konusunda bazen tabii çok ısrarcı oluyoruz. Kesinlikle anne sütünden başka hiçbir şey vermemelerini tavsiye ediyoruz. Ama çocuğun da aç kalmasının çok ciddi sekelleri ve zararları olabileceğini biliyoruz. Kesinlikle anne sütünden daha kıymetli bir besin maddesi bebekler için ilk 6 ayda kesinlikle yoktur. Ama aç kalmalarının da çok ciddi zararlı olabilecektir. Lütfen doktorlarıyla temasa geçip, yani yeterli sütleri gelmediğini hissediyorlarsa ek besin konusunda ben şahsen çok korkuyorum ilk günlerde kan şeker düşüklüğünden ve yani annesini bu kadar önemsediğim halde ilk günlerde bazen ek besin takviyesinde bulunmak zorunda kalabiliyorum. Çok haklısınız. Bir bebeğin yeni doğan sağlıklı, hiçbir sorunu yok. Karaciğeri 4 saat yetebilir. Yani ilk 4 saatte geçirmemek lazım, kan şekeri düşecek. Kan şekeri düştüğü zaman vücutta ne oluyor? Beyin oksijen ve şekerle çalışıyor, glikozla çalışıyor. Eğer yeterince şeker almazsa henüz olgunlaşmamış, hasar görmeye çok mütemayil olan beyin geri dönüşüm olmayan, özellikle de bu beynin arka loblarında görme merkezinin olduğu alanlar oluyor. Onun için bebek eğer evde emmiyorsa, anne sütünü memeyi bebeğe vermek, emmesini sağlamak güç geliyorsa bekletmeden hekimle irtibat kurmak lazım. Kesinlikle. Çok önemli. Hani biberon denenebilir, kan şekeri bakılıp gerekirse şeker takviyesi yapılabilir. Ama aman bebeği yeni doğanı aç bırakmayalım. Hani iki ezan bekleyelim, bebek dinlensin. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Yani iki ezanın arasında bayağı vakit geçiyor, saat. Evet, ne şeker kalıyor ne bir şey kalıyor. Efendim isterseniz bir telefon attığımızda izleyicimiz varmış. Ayşe Hanım sizi dinliyoruz efendim. Hoş geldiniz programımıza. İyi günler. İyi günler efendim. Benim torunumla ilgili problemimiz var. Buyurun. 2 aylık falan da annesi emzirdikten sonra yatağına koyarken sütü yapmıştı, nefesini tıkamıştı. Ondan sonra öyle bir problem yaşadı. Onu hemen acile götürdük. Orada neyse hava falan verdikten sonra bu çocuk 3 yaşına kadar hep gece ataklar geçirdi. Yani kalkıyordu bilinçsiz olarak. Etrafı böyle saldırıyordu, tırnaklarına yolmaya falan çalıştı hep bizi. Yerleri tırmalıyordu. Şimdi isteği olmayınca yapıyor. Mesela sehpayı fırlatıyor, sandalyeleri fırlatıyor. 3 yaşında şu anda. Ondan sonra işte annesi odasına alıp oğlum neden böyle yapıyorsun dediği zaman bunları olmayacak yani bir şey olmayacak bilgisayara oturmak istiyor. Olmaz anneciğim öfken diyor mesela. Onu yapana unutana kadar istiyorum diyor hep odada yani. Anne lütfen yani hep böyle problemler yaşıyoruz. O yüzden sizi de dinleyince acaba beni nasıl yönlendirirsiniz diye. Peki efendim size yardımcı olacağız. Bir telefon attığımızda izleyicimiz var. Onu da ikisine birden cevap verelim. Ali Bey attığımızda. Efendim hoş geldiniz programımıza, buyurun. Hoş bulduk doktorum. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ya benim Yüksel hocama bir sorum vardı. Benim 6 yaşında 30 binli bir çocuğum var. Nasıl efendim dediniz? 6 yaşında mı? 6 yaşında. Bunu ben tıp fakültesine götürdüm. Konya'dan arıyorum. Evet efendim. EEG testi yaptır dediler. Evet efendim. EEG test yaptırdıktan sonra gizli havale geçiriyor çocuğun dediler bunu. Gizli havale engellemek için ilaç kullanın dediler. Bana bir ay bir ilaç kullandım. İlaçta faydası olmadı. Hiç kontrole gittik bir ay sonra. İlacı kesin dedi Konya tıptaki bir doktorumuz. Kullanmadık. Hala bir nöroloji bölümünde bir doktora ihtiyacım var. Yüksel hocamdan bir tavsiye edeceğim. Ne yapmamız gerekiyor? Bir bilgi efendim size de yol göstereceğiz efendim. Yüksel Hanım size de yardımcı olacak, yol gösterecek. Efendim çok teşekkür ederiz aradığınız için. Yüksel Hanım isterseniz önce sırayla şimdi, cevaplarımızı verelim. İlk torunu için soran hanımefendiye yanıt verelim. 2 aylıkken bebeğin süt kaşları yani bir aspirasyon yani
akciğere yabancı sim ya da madde kaçmasından bahsediliyor. Ne yazık ki bunlar hani yabancı sim, fındık, fıstık, süt, çeşitli aspirasyonlar solunum yolunu tıkayıp geçici süre beynin oksijen kalmasına yol açabiliyor. Çok ağır bebeklerimiz olabiliyor bu yüzden. Çok ciddi serebral palsiler, sıkıntılar olabiliyor. 3 yaşına dek ataklar dedi hanımefendi ama nasıl ataklar anlayamadım. Hani atak deyince nöbet mi yoksa davranış bozukluğu mu? Davranış bozukluğu gibi efendim biz öyle anladık. Ben de öyle yorayım dedim ama şu anda 3 yaşında hırçın söyleyeni uygulamıyor. Başı buyruk davranıyor. Bu artık 3 yaşında bir çocuk güzel komut alır, uygular, karşılıklı oyunlar oynar. Anneyi taklit eder, ev hayatına katılır. Sanırım bu çocukta bazı davranış problemleri var. Ama her davranış problemi de 2 aylıkken işte gıdayı aspire ettiği ona bağlanmaz. Bence şimdi çocuğun anne babadan sonra ilk sorumlu kişisi çocuk hekimi. Bu sorunun ilk basamağının yanıtını verecek olan çocuk hekimi. Eğer hanımefendi çocuk doktoruna çocuğunu, torununu götürürse, eğer bunun nörolojik bir problem olduğunu düşünüyorsa zaten çocuk hekimi bizlere yönlendirir. Kesinlikle. Ancak aile içi ilişkilerde dengenin bozukluğundan çocuğa nasıl yaklaşacağını genç anne babanın bilememesinden dolayı bazı problemler olabilir. Aradaki bağlantıyı kurmak için pediatrist. Şimdi diğer 6 yaşındaki evladın babası beyefendiye yanıt vereyim. Otizm ne demek biliyorsunuz. Dün de konuşuldu. İsterseniz bu soru vesilesiyle kısacık bahsedelim. Tabii çok güzel olur. Otizm ciddi bir problem. Otizm bir geniş yelpaze. Bazı çocuklar otistik davranış özellikleri gösterir. Dört dörtlük tam otizm olmayabilir ama çevreyle kontağı az. Hani tekrarlayan hareketleri sık yapan çocuklar olabilir. Otizm demek çok kolay değil. Önce tanı doğru mu? Sonra otistik çocukların hepsinde EEG çekmek şart değil. Tanı yöntemlerini de gereksiz kullanmamamız lazım. Hani hem ulusal kaynaklarımız gidiyor hem çocuğun zamanını alıyoruz, emek gidiyor. Ancak nöbet olduğundan şüphemiz varsa ya da çocuğun EEG'deki bazı bozuklukların otistik davranış yaptığını düşünüyorsak o zaman otistik çocuklarımızla da EEG yapıyoruz. EEG çektiğimiz zaman EEG'de subklinik boşalımlar dediğimiz yani hiçbir belirti vermediğimiz bazı anormal elektrik deşarjları görülebiliyor. Beyefendiye gizli havale diye yanlış bir tanımlama var orada. Denilen şey muhtemelen bu. Ancak gizli havale diye bir şey yoktur. Havale havaledir. Çünkü havale beyindeki anormal elektrik boşalımlarının klinik belirtisidir. Zaten o belirti. O açık görülen ona bir şey. Ona bağlı kasılmaların vücutta kasılma dışarıdan. Kasılma olabilir, dalma olabilir. Gevşeme sadece de. Renk soluklaşması, gevşeme olabilir, ani düşme olabilir. Çok çeşitli havale tipleri var. Havalenin gizli saklısı olmaz çünkü havale açık bir şey. Havaleye yol açan anormal elektrik boşalımları belirti vermiyor olabilir. O kastedilmiş. Şimdi bu çok tartışmalı bir konu dünyada. Otistik çocuklarımızdaki bu subklinik dediğimiz belirti vermeyen deşarjları tedavi edelim mi etmeyelim mi? Bu benim son ulusal kongre konuşmam da hatta. Çok güzel. Gerçekten beyefendi de tam onu sordu. Şöyle eğer nöbet olmadığından kesin eminsek bu çok zor. Video EEG'ler yaparak kameraya alarak ancak nöbet mi değil mi bunu ayırt edebiliyoruz. Sonra o subklinik deşarjların otistik belirtilere yol açtığını düşünüyorsak ancak böyle çok seçilmiş durumlarda ilaç verebiliyoruz. İlaç verdiğimiz zaman da çok yakın takip etmemiz gerekiyor. Belirli bir dönem kullanmak, EEG ne oldu ona bakmak, sonuçlarına düzeldi mi? Çok ciddi skalalarla çocuğun acaba belirtilerinde azalma oldu mu? Bu çocuk nörolojisiyle çocuk psikiyatrisinin ancak birlikte karar vereceği, yakın takip edilecek bir vaka. Onun için Konya'da şu anda Konya Meram Tıp Fakültesi'nde çocuk nörolojisi öğretim üyesi var. Kendisi direkt oraya başvurabilir. Hüseyin Bey'e başvurabilir. Tamam.
İsim de verdiniz artık İsim, gidip. Ama tabii, hiç mahsur kötü yok, bir tabii. Şey değil çünkü. Hayır tabii ki. Devlet tabii ki. Tıp Fakültesi'nin kimsenin reklamını yapmıyorum ki. Yok, önemli olan doğru diyorum. Adres verilsin. Aynen, çok güzel oldu diyorum. Hani hatta isim de verdik artık, izleyicimiz mutlaka kendilerine gidip yardım alsınlar. Evet. Tabii ki. Efendim çok kısacık bir reklam aramız var. 1,5 dakikalık. Arkasından tekrar devam edeceğiz efendim. Şimdilik hoşça kalın efendim. Aziz Bebe'nin sunduğu Önce Çocuğum devam edecek. Projeden gerçeğe. Duratımız Akgün Semerek'ten. Tarihi lezzetleri özenle günümüze taşıyan Kebabix, Türkiye'yi modern kebap anlayışıyla buluşturuyor. Vahiyiz olun, karlı çıkın. Kebabix, kebap bizim işimiz. Toplantı ve kongrenin yeni adresi İhlas Armutlu Tatil Köyü. Belediyeler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve okullar, evinizin rahatlığında yeşil ve maviyle iç içe eğitim ve motivasyon toplantılarınız için sizi İhlas Armutlu Tatil Köyü'ne bekliyoruz. 30 kişiden 550 kişiye kadar tam donanımlı toplantı salonları, tam pansiyon konaklama imkanı, her dairede şifalı kaplıca suyu, havuzlarda 28 derece ısıtılmış deniz suyu, kür merkezi ve eğlence merkezleri. Hepsi İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226-531-10-0. Projeden gerçeğe. Duratımız Akgün Semerek'ten. Aziz Bebe'nin sunduğu Önce Çocuğum devam ediyor. Efendim tekrar merhabalar. Profesör Doktor Yüksel Yılmaz hocamla beraber çocuklarda sık karşılaşılan nörolojik problemleri konuşuyoruz. Öncecocuğum.com web sayfamızdan da bize ulaşıp eski videolarımızı görebileceğinizi hatırlatıyorum. Kaçırdığınız programlarımızı oradan da izleyebilirsiniz. Efendim riskli bebeklerden bahsediyorduk. Devam edebilir miyiz acaba o konuda? Çünkü riskli bebekleri önlersek veya bunları erken tanırsak ileriye dönük çok ciddi problemleri engelleyebilme ihtimalimiz var. Elbette. En son kan şekerinden bahsetmiştik. Evet. Aman kan şekerleri düşük olmasın diye. Sarılığın azaldığını söylemiştik. Yeni doğan döneminde bir ebeveyn öncelikle erken doğmuşsa, kilosu düşük doğmuşsa, bebek tüvezde kalmışsa mutlaka aynen gözünün kulağını takip edilmesi gibi nörolojik yönden de bebek takip edilmeli. Eve çıkarılmış bir yeni doğan bebekte herhangi bir emmeme, ağlama, donuklaşma, anormal hareket görüldüğü zaman bu bebeğin mutlaka hastaneye başvurması gerekiyor. Neden? Yeni doğan döneminde menenjit, beyin içi kanama, çeşitli hastalıklar kalıcı nörolojik hasarları yol açabiliyor. Yine süt çocukluğu döneminde travmalar. Ne yazık ki bizim yurdumuzun insanları, bebekleri çek yattan düşüyor halen. Ne yazık ki kaynar tencereye düşüyor. Yani kazaları önleme konusunda biraz halen biraz eksiyiz ne yazık ki. Yani çok ilkel kazalarla karşılaşıyoruz. Onun için erken süt çocukluğu döneminde ilk bir yılda bir bebek sıçrar, nöbet geçirir, kendinden geçer. Bırakılmamalı kendi halinde ya da aniden gevşer. Doktora başvurup eğer kalıcı beyin hasarı oluşturabilecek bir hastalık olduğu saptanırsa mutlaka nörolojik takibine girmeli. Bu çok önemli. Sadece o bebeğin kendisi için değil. Bebeğin kendi hayatı kalıcı şekilde zedelenebiliyor. O ailenin, anne babanın, aynı zamanda toplumun. Türkiye nüfusu 72 milyon, 70'e yakın. Aralık 2009. Not aldım unuturum diye. Hani yaş gidiyor artık. Estağfurullah. Ülkemizin ortanca yaşı 28.8. Ne kadar çok genç. Çok genç bir nüfusuz. Hani Avrupa'ya göre bu şu demek. Ülkemizin nüfusunun yarısı 28.8 yaştan daha genç. Çok güzel. Belli değil mi? Evlenme programları dolup taşıyor. Doğru. Şimdi kabaca %30'u 18 yaş altıdır. Yani bizim ülkemizde 22 milyon civarında çocuk var. Belki daha fazla bu rakam.
Sadece İstanbul, o rakamı da biliyordum. Sadece İstanbul. İstanbul korkunç bir metropol. 5,5 milyon çocuk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileri var. 4-18 yaş arasında özürlü çocuk oranı 1.1 milyon. 1 milyon 100 bin insan çocuk özürlü. Ve bu çocukların %2'si okullu. Özürlü çocukların sadece %2'si. Evet. Demek Milli Eğitim Bakanı rakamları böyle diyor. Tabii ama özürlü çok geniş alıyor. Ortopedik özürlü, zihinsel engelli, görme özürlü. Bizim derdimiz ne? Önlenebilen özürleri önlemek için elimizden geleni yapalım. Riskli bebekler de bunlardan biri. Hani aman riskli bebekler az olsun, güzel gebelik geçirsin, sağlıklı anneler olsun, doğum en iyi şartlarda olsun, yeni doğan dönemi iyi geçsin. Ama bir problem olduysa da erken dönemde bunun nörolojik bir sorun var mı yok mu bakıp rehabilitasyonuna, tedavisine bakalım. Sonuçta özürlü çocuk insan. Tabii ki. Erken teşhis ve uygun takip her zaman için takip çok çok kıymetli. Efendim ailelerin bizimle, çocuk hekim olarak bizim çok gördüğümüz, biraz önce bahsettiğiniz çok sık rastlanan sizin uğraştığınız problemlerden bahsettiniz ama biz çocuk hekimi olarak zaman zaman epileptik çocuklarla karşılaşıyoruz ve size yönlendiriyoruz bu tür çocuklarımızı. Ama sıklıkla biz febril konvülsiyon dediğimiz ateşli havaleleri çok sıklıkla görüyoruz. Yani çocuklarda hani ailesel yatkınlık veya çeşitli faktörlerle bu izah edilebiliyor ama ateşli havaleyle alakalı kısaca konuşmak isteriz. Bugün özellikle yani çok sık rastladığımız bir durum olduğu için yani ateşli havalelerden anneler çok korkuyorlar. Hani hangi anne baba olsa o görüntüyü gördüğü vakit esasında çok ciddi bir sıkıntı oluşturma durumu olmadığını biliyorum çocuk hekimi olarak. Bu konuda ne dersiniz efendim ateşli havaleler konusunda? Şimdi çok haklısınız. Havale beyinde anormal elektrik deşarjları sonucu oluşan bir şey. Ateşli havale epilepsi değil. Değil. Bunun altını çizelim. Tabii ki yani öyle zannediyorum. Her havale epilepsi değil. Ateşsiz bile olsa her ateşsiz havale de epilepsi değil. Kan şekeri düşük olduğu için, kalsiyum düşük olduğu için kafa travmasından dolayı da havale geçirebilir bu çocuk. Tekrarlayan ateşsiz havaleler epilepsi olarak değerlendiriliyor. Ateşli havale 5 ay 5 yaş arası, 6 ay 5 yaş arası çocuklarda. Her çocuktan, her 100 çocuktan 5'inde görülen bir durum. %3, %5. Dünyanın bazı bölgelerinde daha fazla. Mesela Japonya'da ülkemizde %3, %5. Yani her 100 çocuktan 3 ile 5'i ateşli havale geçiriyor. Hangi faktörler burada önemli? Bir yaş dedik. Küçük çocuklar. Çünkü beyin immatür, olgun değil. Ateş ani ve çok hızlı yükselince. Hani iç ateş, dış ateş diyorlar ya. Ani ve çok hızlı yükselince o kadar hızlı yükselme beynin yanıtı oluyor bu. Sonra ateş. Ateşin yüksek olması gerekiyor. İkinci seviyenin, ortaya çıkaran belli derecenin faktör üzerinde mi efendim özellikle? İşte 38,5 derecenin üzerinde yani 37,9 ile geçirdi. Zaten 37,8 ile koltuk altı ateşi normali. Evet. O sınırın üzerinde olacak. Genellikle de 38,5'un üzerinde oluyor. Bir de ailesel eğitim. Tam dediğiniz gibi sayın meslektaşım, ailesel eğitim çok önemli. Özellikle anne baba kardeşlerinde küçükken ateşli havale öyküsü olan ailelerde daha fazla görülüyor. Bu aileyi genişletmek mümkün. Hala, dayı, teyze, onların çocukları bir şekilde. Çünkü multifaktörel, genetik bir tandans, bir eğilim var burada. Ateşli havale geçirse ne olacak? Bu kadar da sık görülüyor. Nöbetlerin %90'ı 5 dakika ve daha kısa sürüyor. Ve beyne bir etkide bulunmuyor. Biz ateşli havaleler 15 dakika özellikle 20 dakikayı pardon yarım saati geçerse risk büyük. O zaman status dediğimiz durum ortaya çıkıyor. O zaman sürekli beyinde anormal deşarjlar, beyin tehlikeye giriyor. Kalıcı etkiler bırakabiliyor. Ve çocukluk çağı statuslarının 1/3, %25-%30'u febril statüsler yani ateşli havale sonucu uzun sürmesi neticesi. Uzun süren nöbetler. Bunun için bir de ateşli havale geçirdiği zaman ne yapalım? Şunları yapmayalım. Evet. Önce ne yapmayalım? Ne yapmayalım? Ne yapmayalım? Havale geçiren bir çocuk ister ateşli ister ateşsiz olsun. Çene kilitleniyorsa bu beyinden gelen anormal elektrik deşarjları sonucu kilitleniyor. O elektrik deşarjları dolmadan, durmadan biz o çeneyi açamayız. Ağzını zorla açmaya çalışmak, boğulacak diye korkmak, kaşık, çatal sokmaya kalkmak yanlış bir şey. Çocukların dişlerini kırıyoruz, ellerimiz kesiliyor.
Sadece o anda çocuğu yan çevirmek. Efendim, neden? Bu bilinenin aksine bir durum. Genellikle insanlar öyle biliyorlar efendim. İlla ağzına bir şeyler koymak, korkuyorlar, açmak. Korkuyorlar boğulacak diye. Küçük evet. dilini yutardı. Yani küçük dille düşünebiliyor musunuz? Uğla. Nerede? Yani sert damağın arkasına bir parçası onun yumuşak. Kimse küçük dilini yutmamıştır. Ama lafı da var ya, çok korktum küçük dilimi yuttum. Hani küçük evet. dil yutulmaz. Evet. İşte korkudan dolayı, korku kötü bir şey. İnsan ne yaptığını şaşırıyor ama ağzına bir şey sokmadan yan çevirmek, ağzını sadece silmek, giysilerini gevşetmek. Eğer o sırada bir atma ya da kasılma varsa, hani çocuk zedelenmesin diye uygun çevrede bir ortam. Uygun ortam sağlamak, kesici, delici, zarar verici bir şey olmasın diye. 5 dakikayı geçiyorsa da o zaman ambulans çağırmak, hemen 112 ve hastaneye yönlendirmek gerekiyor. Bu çok önemli. Efendim peki daha önceden bir ateşli havale hikayesi olan bir çocuk da ailelere işte diazem fitiller gibi içinde etken madde olarak bu madde olan fitiller verebiliyoruz veya değişik kullanım şekilleri olan ürünler verebiliyoruz. Bu tür ürünleri kendilerinin kullanması ne kadar süre sonra öneriyorsunuz veya öneriyor musunuz? Kendileri kullanmasın mı? Kendileri kullanmasın. Doktora sormadan hiçbir ilaç verilmez, çocuğa verilmez. Bu altını çiziyorum. Hiç kimse gidip herhangi bir fitil, bir kere fitil ne kadar doğru? Onun da üzerinde evet. belki durmak lazım. Çok fitil kullanan bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Ne gereği var ama bazı ne yazık ki ilaçlar sadece acil durumda gerçekten makattan uygulanabiliyor. Suppositor formu makattan uygulanıyor. Diazem böyle bir ilaç. Ancak çocuk hekimi ya da çocuk nöroloğu gerekli görmüş, önermişse aile kullansın. Zaten alamaz. Yeşil reçeteyle satılanmış. Tabii ki. İlk 5 dakikada nasıl yapalım o manada sordum. Ateşli nöbetlerin %30'u tekrarlıyor. Tamam tekrarlasın. Bu status çok uzun süren nöbetler olmasın diye risk faktörü tekrarlama için risk faktörü yüksekse, mesela annede var, babada var, kardeşte var ya da bunlardan birisi. Çünkü hep birisi kümülatif olarak arttırıyor tekrarlama riskini. Çocuk bir yaşından önce geçirdiyse, daha önce büyük nöbet öyküsü varsa uzun süren, o zaman tekrar nöbet geçirmesini önlemek gerekiyor. İşte önlemek için yapılabilecek şeylerden bir tanesi, ateş yüksek, çok yüksek ve düşürülemiyorsa nöbet başladığı anda diazem vermek. Uzun sürmesin diye, çünkü çok çabuk etki ediyor. Bir de bazı ilaçlar var. Tekrarlama için risk faktörü çok yüksek olan çocuklarda ama ancak bunu çocuk hekimleri ve çocuk nörologları karar verebilir. O zaman belirli bir süre, diyelim ki bir yıl ağızdan ilaç almak gerekebiliyor tekrarlamasın diye. Ama ben yine de şunu düşünüyorum. Her ilacın yan etkisi vardır biliyoruz. Hekimler en çok, en korkarak ilaç kullanan kişilerdir evet, aslında. Evet, evet. Çünkü kimya bu. Gerekli mi, tam dozunda mı diye her seferinde endişe ederiz. Diazemin de bazı yan etkileri var. Solunum üzerine yan etkileri. Onun için evde hani uygulansa bile diye. Mutlaka şeyle hekimin kontrolü altında ve hemen hastaneye başvurarak olması zorunlu bence. Ben bir de ateş konusunda son yaklaşımlar, ateş düşürücülerin bir arada kullanılmasını bile önermeyen yaklaşımlar var. Yani aynı anda birden fazla ateş düşürücü bile verilmemesi daha tercih edilir, edilmesi gerekir diye söyleniyor. Ama ateşli havaller konusunda biraz daha hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bir izleyicimiz hattımıza varmış. İsterseniz bu konuya devam edelim. Bir izleyicimizi Tabii. alalım. Efendim dinliyoruz sizi. Buyurun. Hoş geldiniz programımıza. Günaydın. Buyurun. Teşekkür ederim böyle bir program hazırladığınız için öncelikle. Biz teşekkür ederiz efendim bizi dinlediğiniz için. Buyurun. Ben Muğla'dan arıyorum. 10 yaşında bir kızım var benim. Evet efendim. Zor bir doğumla dünyaya geldi. Beyin kanaması var dediler. 3 damarı tıkanıktı beyninde. Ondan sonra bayağı bir hastanede yattık. Tedaviler devam etti. İlk yani kanama durduruldu. O aşamaları açtık. İlk nöbetini geçirdi 1 yaşındayken. Sonra nöbetler devam etti. Doğduğu günden beri ilaç kullanıyor. Ama 1,5 yıldan beri biz nöbet görmüyoruz Yüksel Hocam. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bu ne, yani
İlaç hala devam ediyor. Tabii ben bir uzmana gidiyorum. Hiç kesmedim zaten. Hep sürekli gittik. Yani ne anlattıysanız artık ben de hani yarım bir şey oldum. Uzman oldum yani. Her an bir şey olacak. Yani bilinçsiz bir şey de yapmadım. İlk nöbeti nöbet geçirir diye hiç aklıma da gelmedi. Ama ilk nöbetinde de bilinçsiz bir şey yapmadım. Direkt 112 ambulansla işte en yakın hastaneye kaldırdık. Nöbetler dediğiniz gibi en uzun 5-10 saniye, 20 saniye sürüyordu. Diazem uygulayamadım. Yani ben hep çekindim. Verdiler bize de yeşil reçeteyle makattan. Bir defam, iki defam ne yaptım? Çok da yapamadım. Hani korktum bir şey olur diye. Biz 1,5 yıldan beri nöbet görmüyoruz. Acaba bu bitmiş anlamına mı gelir? Efendim... Çok teşekkür ederiz bizi aradığınız için. Bir saniye efendim, bir sorumuz var. Hanımefendi, tabii sorun. Çocuğun yürüyor mu? Çocuğunuz yürüyor mu efendim? Yürüyor, konuşuyor. Yani yemeğini kendi yiyebiliyor. Hiçbir özel eğitim alıyor. Özel eğitime gidiyor. Evet, tamam. Özel eğitim. Tamam. Yani 10 yaşında hocam, yani okumayı yazmayı öğrenemedi daha. Öncelikle çok geçmiş olsun. Aslında sizin programına bu programa katılmanız canlı bir örnek oldu söylediklerimize. Zor doğum, beyin kanaması, yeni doğan döneminde evet. Zihinsel olarak geri epilepsi hastası bir çocuğumuz. Biz sizin çocuklarınız özürlü olmasın, eğer varsa da bir problem daha iyi yaşasınlar diye aslında bu program tamamen tabii buna ki, odaklanıyor. Şimdi çocuğunuzun 1 yaşında ilk nöbetleri başlamış, kısa nöbetler. 1 yaşından 8,5 yaşına kadar nöbetler sürmüş. Düzenli tedavi yaptırmışsınız. 1,5 yıldır yok. 1,5 yıldır nöbetlerin olmaması tek başına bundan sonra nöbetler olur mu olmaz mı diye kesin bir belirteç değil. Özür dilerim. Bu çocukta nöbetlerin nasıl seyredeceğine karar verebilmek için muayenesine, ayrıntılı özgeçmişine, EG bulgusuna, tabii, her şey önce EG özelliklerine, beyin MR'ına bakmak lazım. 1,5 yıl durmuş olması iyi bir şey yalnız. Hani 1 yaşından 8,5 yaşına kadar devam etmiş ama nihayet durmuş. Burada size özellikle vermek istediğim mesaj şu. Lütfen ilaçlarını nöbetler 1,5 yıldır yok diye kesmeyin. Kesinlikle. Böyle bir çocukta zaten biz nöbetleri hemen kontrol altına alınan çocukta bile 2 yıl tamamen nöbetsiz oluncaya kadar ilaçları devam edip 2 yıl sonunda her şey yolundaysa çok yavaş azaltarak ilacı kesmeye başlıyoruz. 1 yılda kesiyoruz. Sakın çocuğunuzun ilacını kesmeyin. Sonra Ege bölgesi çocuk nörolojisi yönden şanslı bir bölge. İzmir'de çok meslektaşımız evet. var. Hani Türkiye'de 84 kişiyiz ama Ege bölgesi şanslı. Bu sorunun yanıtı için tüm eski EEG'leriniz, MR'larınızla birlikte çocuk nöroloğu meslektaşımızla görüşebilirsiniz. İlacı kesmeyin, 2 yılda da kesilmez yani bana kalırsa. Bu kadar uzun yıllar sürmüş bir epilepsi hastası. EEG'sine bakmak lazım, daha uzun yıllar ilacı kullanmak gerekebilir. Çok geçmiş olsun size. Peki efendim, bir izleyicimiz de hattımızda varmış, onu da alalım. Habibe Hanım, hoş geldiniz efendim programımıza. Alo. Alo, dinliyoruz efendim, siz buyurun. İyi günler. Ben Fransa'dan arıyorum da benim oğlum 5 yaşına girecek. Onu da oğlumda gelişim sorunu var ama daha hastalığını bulamadılar. Senede bir kere falan nöroloji doktora gidiyoruz. İki kere de hastanede yatıyor oğlum. Testler falan yapıyorlar ama daha hiçbir şey bulamadılar. Problem olarak efendim çocuğunuzda gevşeklik mi var? Nedir efendim problem? Gelişim sorunu var. Gelişim daha sorunu. Mesela 3,5 yaşında yürüdü benim oğlum. Konuşuyor, tek tük kelimeler yapıyor. Peki. Onu da işte dediğim gibi hastane falan götürüyoruz. Senede iki kere testler falan yapıyorlar. EEG yaptılar. IMR falan yaptılar beyninde. Ama hiçbir şey bulamadılar daha da. Acaba hani uzman doktorlar falan var mı? Ben hani Türkiye'ye getirmek istiyorum onu da. Hani acaba bir hastalığını bulmak istiyorum ben çocuğumun da. Efendim sorunuz var mıydı?
izleyicimize? Yok. Peki. Şimdi, çok teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun. Yüksel Hanım size cevap verecek. Gelişme geriliği programın başında da konuştuğumuz noktaydı. Fark edildiği zaman bizim sorumuz şu. Bir anne çocuğunun gelişmesinin geri olduğunu düşünüyor. Bir, gerçekten gelişimi geri mi değil mi? Evet, 3,5 yaşında yürümüş geri. Sonra neden böyle? Ayrıca gelişme geriliği her aşamada, mesela sadece dil geriliği mi? Yoksa psikososyal gerilik, karşılıklı iletişim kurmuyor mu? Motor gerilik mi? Yoksa hepsi bir arada mı? Şimdi tabii ki aldığımız veriler yeterli değil. Anladığım kadarıyla bir bütün gerilik var gibi görünüyor. Bütün gelişme basamakları geri olan bir çocukta iki tane sorumuz çıkıyor o zaman. Bir, neden böyle? İkincisi, ne yapalım ki biz bu çocuğu kapasitesinin el verdiği en yüksek aşamaya getirelim? Hemen eğitim, rehabilitasyon. Neden böyle sorusunu yanıtlamak çok zor. Dünyanın en gelişmiş merkezlerinde bile hastaların ancak %50-%60'ında sebep aydınlatılabiliyor. Yurt dışı, Kuzey Amerika verdiğim rakamlar %50-%60. %40-%50 onlar bile aydınlatamıyor. Bizim ülkemizde durum biraz daha karışık. Akraba evlilikleri ülkemizde %24. Çok yaygın. Biz gençken %20'ydi. Şimdi %24. Bu ne demek? Çekinik genle taşınan hastalıkların daha sık görülmesi demek. Bu hastalıklar illa tam beyin hastalığı değil. Metabolik hastalıklar, fenilketonuri. Yani, mesela. Ama ne oluyor sonuçta? Sinir sistemi gelişimine zarar verme ihtimalleri. Veriyor. Aynen öyle. Yani bir fenilketonuri veya bir konjenital hipotiroidi akrabalıkla geçiyor demiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama sinir sistemini etkileyen ama aslında sinir sisteminin hastalığı olmayan hastalıklar var. Bunların hepsini araştırmak gerekiyor. Bu çocuğun demek ki ayrıntılı bir yaklaşırken, bizim öğrencilerimize, asistanlarımıza da anlattığımız şey, ayrıntılı bir aile öyküsü, soy ağacı. Gebelik döneminde ne olmuş, doğum nasıl geçmiş, doğumdan sonra bir sıkıntı olmuş mu? Yani bu tabloyu açıklayacak bir şey var mı? Sonra tetkik yapmak kolay. Ayrıntılı öykü ve muayene, aslında tanı çoğunlukla bunun üzerinde yürür. Bu temelde tetkik istenir. Sonra en olası sebepler neler? Mesela cildinde çeşitli beyaz lekelerle doğmuş bir çocukta hemen oradan gidersiniz. Bu işte bu tüberosikloz dediğimiz bir hastalıktan dolayı mı diye. Ya da bu genetik bir sendrom mu? Yüzünde bazı şeyler farklıysa normalden genetik hastalık ararsınız. Yani bulgular temelinde tetkik edersiniz. Sıradan EG, MR, işte kan tahlili, idrar tahlili hepsini yapmak değil. O klinik bulgu temelinde yönlenir hekim. EG'si yapılabilir, nöbet şüpheleniyorsa. Görüntüleme gerekebilir. Ama mesela yüzüne baktığınızda Down sendromu olduğunu bildiğiniz bir çocukta gidip de MR çekmenin hiçbir anlamı yok. Şimdi bu ailemizin bir özelliği var. Fransa'da yaşıyorlar. Fransızlar bizim toplumumuza göre bazı farklı özellikler gösterseler bile evrensel tıbbın gerektiklerini yapıyorlar. Ama yurt dışında yaşayan, bizim parçamız olan insanlarımız hep bir kendi ülkeme de götürsem diyor. Ben bir bu yılbaşı, Christmas tatilleri, bir de yılbaşı şeyde yaz tatilinde hep Avrupa'nın çeşitli yerlerinden hasta gelir. Hani bir de kendi ülkemin insanları görsün diye yaklaşım, aslında dünyanın her yerinde bilim aynı ama hani bu coğrafyada daha sık görülen hastalıklar olabiliyor. Bunları araştırmak yönünde. Efendim, altında yapılabilecekler bunlar. İsterseniz hani mail adresimi versinler size. Nasıl yardımcı olabilirim bilmiyorum. Bir de getirirken Fransa'dan getirirken İngilizce epikrizalif alıp gelsinler. Çok zor oluyor. İngilizce çabuk okunabiliyor da. Çünkü Fransa'dan gelen şeyimiz ve Belçika'dan hep Fransızlar'da biraz tutucu galiba dilleri konusunda. Kesinlikle öyle. Fransa'ya getiriyorlar. Hadi ben anlayayım. İngilizce birlikte herhalde konuşmuyorlar evet, gittiğiniz zaman. Ama zor zaman. Bir şey. Tabii ki. Yani orada o zaman gerilik şöyle, olan bir şöyle çocuklar. Desek efendim, yani yine son söz olarak programımızın sonuna gelmişiz. Gelmişiz. Şöyle efendim, son söz olarak erken teşhis, erken tanı ve uygun tedavi çok önemli olduğunu herhalde onu söyleyebiliriz son söz olarak, değil mi efendim? Bir tane daha son söz söyleyebilir miyim? Tabii, son söz söyleyin o zaman, ona göre ondan sonra kapatalım. Çocuk insan yavrusu. Kesinlikle. Gelişimini en son tamamlayan sistemi sinir sistemi. Çocuk beyni çok kıymetli. Özellikle ilk 3 yıl. Anne karnı, yeni doğan ve ilk 3 yıl. Bu dönemde
güzel gelişmeye için elimizden geleni yapalım. Televizyon karşısında bütün gün evde tek başına ya da uygun uyaran almadan gelişmiş ya da çeşitli riskleri olup da ihmal edilmiş çocuklar olmasın. Sonrası vahim oluyor. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Çok zevkli ve keyifli bir programdı benim için. Ederim. İnşallah izleyicileriniz de keyif almıştır. Siz de keyif almışsınızdır. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki. Efendim pazartesi günü Profesör Doktor Emin Ünüvar hocamızla beraber çocuklarda sık rastlanan solunum yolu enfeksiyonlarını konuşacağız ve sizlerin sorularına yine cevap vermeye çalışacağız. Tekrar önceçocuğum.com sitemizi hatırlatmak istiyorum. Facebook, Twitter sayfalarından da bize ulaşabiliriz ama sitemizde özellikle eski video görüntülerimizi ve eski programlarımızdan rahatlıkla temin edip görüşe bakabilirsiniz efendim. Şimdilik görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim.